böyle güzel bir kahvaltı programıyla bizleri de davet ettiğiniz için de ben de bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz tabii her hafta bazen perşembe, bazen cuma, bazen çarşamba denk geldiği güne göre her hafta bir böyle esnaf grubumuzla bir araya gelmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Hem dertleşiyoruz, hem sohbet ediyoruz. Hem böyle hani derler ya kaynatıyoruz diye hem de kaynatmış oluyoruz. Ya. Tabii çünkü bence toplumun en bilge kişileri esnaflardır. Yani esnaflar hem ufku geniş insanlardır, hem şehri iyi tahlil eden insanlardır, hem insanların nabzını gören ve şehrin hangi noktalarda gelişmesiyle alakalı ya da eksikleri nedir bu şehrin ya da neler lazımdır çok daha belki iyi soran ve bunların da cevabını belki iyi bir şekilde veren insanlar olduğu için biz de bu noktada da esnaflarımızı da çok ama çok önemsiyoruz. Tabii belki biraz da bizim de esnaflığa yakınlığımız da bunda etkide olabilir. Ben de daha küçüklükten beri babam esnaf olması hasebiyle çıraklık yaptık. Sonra işte böyle okul zamanlarının haricindeki zamanlarımızda derslerimizi bitirdikten sonra gidip babamıza kadar yardım ettik. Ve yaptığımız daha önceki mesleğimizde esnaflık gibi avukatlıkta. Ondan dolayı biz de aslında bir hem esnaf çocuğuz hem de esnaf olduğumuzdan dolayı insan daha bir yakınlıkta esnafa hissediyor. Onun için de ben de böyle en güzel, en belki hoşuma giden ve böyle dolu dolu yaptığımız toplantılarda hep sizlerle yaptığımız toplantılar olduğunu da bir kez daha altını çizmek istiyorum. Tabii Tokat'ta yaşıyoruz. Çok güzel bir şehrimiz var. Doğasıyla, tarihiyle, insanıyla gerçekten çok güzel bir şehrimiz var. Yani öyle bir şey ki herhalde bu bizim genlerimizde var. Kaç yüzyıl önce de hep Tokat'ın insanından güzel bahsedilmiş. Ne demiş yani Evliya Çelebi? Kin tutmaz, hile bilmez, gariplerle dost olan insanların olduğu şehir diye bahsetmiş. Osmanlı bu şehre isim olarak Darun Nasır demiş. Yani yardım edenler şehri diye bahsetmiş. Yine Selçuklu aynı şekilde. Yani bu şehrin insanında bir güzellik var. Yani yardım eden, insanlara böyle seven, sevecen olan böyle bir yapısı var bu şehrin. Bakıyorum ben aradan 400-500 yıl önce söylemiş bu sözler. Halen o kadar yıl geçmiş, o kadar belki insanlar yaşamış, ölmüş, yenileri gelmiş. Halen de o güzelliğimizi koruyoruz. Bir kez daha sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor. Teşekkür ederiz. Başkanım.